çizgisinden mutlu akşamlar. Bir pazartesi günü daha yeniden karşınızdayız. Önümüzdeki 1,5 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız. Evet, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftası şu an oynanan Galatasaray-Antalya Spor maçının sonuçlanmasının ardından tamamlanacak. Temsilcimiz Galatasaray karşısında ilk yarıyı 3-0 yenik kapattı. Bu bilgiyi aktaralım. İkinci yarıda az önce başladı. Bu bilgiyi de verelim. Evet, bir diğer temsilcimiz Alanya Spor'sa evinde Konya Spor'a boyun eğdi. 2-1'lik skorla kötü bir hafta diyebiliriz temsilcilerimiz için. Tabii Antalya'yı temsil eden ekiplerimiz sadece Antalya Spor ve Alanya Spor değil. En üst seviyede temsil eden bu ekiplerimiz var. Tabii alt liglerde de yine çok değerli kulüplerimiz var. Bu kulüplerin bir tanesi de tabii Kemer Spor 2003. Aynı zamanda biliyorsunuz Antalya Spor'un pilot takımı olma özelliğini de taşıyor Kemer Spor 2003. Bu hafta da onlar Spor Toto, TFF 3. Lig'de daha doğrusu, TFF 3. Lig'de haftayı duraklama dakikalarına yediği golle Çatalca Spor'la 2-2 beraberlikle ayrıldı. Evet, haftalardır zaten Antalya Spor ve Alanya Spor'u konuşuyoruz ama biliyoruz ki gerçekten özellikle Antalya Spor'un pilot takımı olması gerekçesiyle Kemer Spor 2003 ile ilgili olarak birçok kişinin merak ettiği konular vardı. İşte sezon başında bir projeye başladı Antalya Spor. Son durum nedir? İşte Kemer Spor'la bağlar kopuyor mu? Sorun mu var? Yönetim değişti. Nasıl bir gelişme var? Bu gerçekten kırmızı beyazlı tarafları çok merak ettiren konulardı. Bu konuları tabii ki Kemer Spor'un geleceğiyle ilgili olarak planlamayı da Kemer Spor 2003'ün değerli teknik direktörü Şenol Fidan'la konuşacağız. Hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederim, sağ olun. Evet hocam, hızlı bir giriş yapalım isterseniz. Kemer Spor bir projeyle bu sezona başladı. Antalya Spor projeyle Kemer Spor'la pilot takım anlaşması yapıldı ve siz de bu anlamda buraya geldiniz ve bu projenin lideri olmasanız da belki işte Ali Şafak Öztürk ve o yönetimle birlikte yanında olan ve öncülerinden birisi oldunuz. Öncelikle bu projeye nasıl başladınız, siz nasıl bu projeye dahil olduğunuzu isterseniz en baştan bir başlayalım. Şimdi ilk önce bu projeye başlamadan önce kendimle ilgili bir takım şeyleri söylemem gerekiyor. Çünkü pilot takımı demek daha önceki bir tecrübelerimize dayanarak bu anlamda yapılmış bütün denemelerde hep fiyaskolarla sonuçlandığı için buraya gelmeden önce de bende çok büyük bu teklif geldikten sonra acaba bu projenin nereye gideceği boyutunda kendimle böyle tabii birkaç gün süre isteyerek düşünme fırsatı istedim yönetimden. Ama benim hedeflerim ve çalıştığım ortam itibariyle 17 sene futbol oynamış, işte ondan sonra 35 sene futbol içinde kalmış, futbolu oynarken spor akademisini Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Bölümünü, futbol istisas bölümünü bitirmiş, profesyonel futbolun oynamış üst liglerde, şampiyon takımlarda üst sene üstüne şampiyonluk yaşamış bir futbolcu olarak hedef olarak baktığımız antrenörlük tarafına, tabii ki ikinci liglerde, üçüncü liglerde gelen teklifleri bir anlamda biraz soru işaretine bakmamak elde değil. Ama bu teklif Antalya Spor'da çalıştığımız yönetim kurulundaki arkadaşlarımızın daha önce yaptığımız konuşmalarda bizlere olan güveninden dolayı bir teklif de geldiler, sağ olsunlar. Ben de bu konuda teklif geldikten sonra benim de hedeflerimin olduğunu, bu hedeflerin doğrultusunda Süper Lig'den gelecek birkaç teklifi beklediğimi ilettim. Bunun neticesinde birkaç günlük izin istedim. Sonra bu beklemenin biraz daha süreceğini düşünerek sağ olsun bize teklif eden Sabri Ünver beyefendiyle beraber. Bu o dönemde teklif, Antalya Spor'un altyapı sorumlusuydu yönetim kurulunda. Teklifi bana kendisi getirdi ve projeyi anlattı. Projenin ben detaylarını sorduğumda, çünkü biraz önce bahsettiğim gibi yani pilot takımlarda bu ikili ilişkilerde yönetimin çok iyi oluşması gerekiyor. Eğer yönetim tek bir başlılıkla olduğu zaman organizasyon ve takım içindeki birliktelik farklı yönlere gidiyor. Ama Antalya Spor, işte Kemer Spor yönetimi gibi iki yerden yönetilirse, ki bunun çok örnekleri var daha önceki geçmiş yıllarda ve küme düşen takımlar olduğunu bildiğim için ve gelecek adına da bu değerlendirmeyi almak istedim Sabri Bey'den. Biz dedi, bir kendi adımıza bir Kemer Spor'da yönetimi oluşturduk. Kemer Spor'daki değerli başkanımız İsmail Minta ile beraber, işte Şefik Bey, Cumhur Hocamız şu andaki Antalya Spor'un basın sözcüsüyle beraber, Sabri Ünver ve biz de yönetimin içinde aldığımızı, bunu çok ciddi baktığımızı
düşüncelerin ve uygulamaların gelecek adına planlanmadığına çok iyi olduğunu söyledi. Ben de bu detayları öğrenmek istedim. Çünkü biliyorum ki demin anlattığım yolda çalıştığım liglerde, ikinci liglerde ve üçüncü liglerdeki sıkıntının çok büyük olduğunu biliyorum ben. Bunu yaşadığım için özellikle bu fiziki yapının, çalışma ortamının ve organizasyonun hangi boyutlu olduğunu öğrenmek istedim. O anlamda bize verilen sözler, yapılacak olan projeler hakikaten beni heyecanlandırdı. Benim hedefimde olan iki tane, şu anda açıklamak istemiyorum, takımı ben bekleme sürecini almadan bir anda öteledim. Peki hangi liglerdeydi hocam? Süper Lig'de. Süper Lig'de. Süper Lig'deydi. Ve çok iyi yerlerdeydi. Biraz beklemem gerekiyordu. Ben o beklemeyi tercih etmedim. Çalışarak ve ortaya konulan proje dahilinde ben Antalyaspor'da çalıştığımız süre içerisinde edindiğimiz dostlukların ve ortaya konulan tavırların sonucunda bu projenin belli bir yerlere geleceğine inanarak geldim zaten. Buradan başlamış olarak sözlerime devam etmek istiyorum. Ve verilen sözlerin bu aşamada çok büyük bir altyapı yatırımıyla beraber, fizik şartların oluşmasıyla beraber birkaç sene içerisinde Kemerspor 2003'ün belki PTT 1. Lig'e çıkartma ihtimalinin doğduğunu gördüm ve onun için kabul ettim ben. Ve doğru bir adım attığımıza inanıyoruz. Sene başında Ali Şafak Öztürk Bey'in de içinde bulunduğu yönetim kurulunun ve Sabri Bey'in bu anlamdaki çabalarıyla birlikte hakikaten hazırlık dönemi olsun, hazırlık döneminden sonraki periyot olsun, tam bir PTT takımı gibi hem fiziki şartlar hem de mali şartlar olarak çok iyi şartlarda devam ettiğimizi söyleyebilirim. Ama ilerleyen zamanda Antalyaspor içindeki bulunduğu durumu siz benden daha iyi biliyorsunuz. Bir yönetim değişikliği oldu. Yönetim değişikliğiyle beraber bu değişiklik Kemerspor'da yansımış oldu. Orada bir duraklama dönemi geçirdik. Çünkü ilk 7-8 hafta biz birinci lider takımken işte o duraksamada ikinci olduk, üçüncü olduk ama oradaki yönetim değişikliği takıma da yansımış oldu. Şunu da açık ve net söyleyeyim. Takımımız hem Kemerspor tarafından gelen oyuncu grubuyla beraber Antalyaspor'dan gelen şu anda bizim 9-10 tane oyuncu grubumuzu ilk önce Tefendi kampında, daha sonra Sparta ve Afyon kampında çok iyi bir elemeden, çok iyi bir çalışmadan geçirdikten sonra belli seviyeleri getirdiğimizi düşünüyorum. Kemerspor'daki oyuncularımızla beraber işte U21'den 3 tane profesyonel yaptığımız oyuncularımız, daha değişik liglerde oynayıp da Antalyaspor'un oyuncusu olan diğer oyuncu grubumuzla beraber iyi bir takım oluşturduk diye düşünüyorum. Belki ilk başlarda oyuncu grubuna hedeflerimizi anlatırken bir hayal kurmalarını istedik. Çünkü futbolda eğer hayal kuramazsanız, hedef koyamazsanız belli yerlerde sayabiliyorsunuz. Biz bunları kurmalarını istedik, hedef gösterdik. Bu hedef doğrultusunda da hakikaten konsantrasyonu üst düzeyde, futbol anlamında üçüncülerde farklı bir oyun yapısını ortaya koyduğumuzu söyleyebiliriz. Ama daha sonra işte yönetimin değişmesiyle birlikte bir duraksama dönemi oyuncularımız üstüne o ister istemez bir olumsuz bir etkisi oldu. Ama yeni gelen yönetiminde Sezgin Bey'in altyapı sorumlusu yaptığımız konuşmalarda, Şefik Bey'le yaptığımız hatta konuşmalarda, hatta ben Hamza Hoca'yı da ziyaret ederek böyle bir projenin olduğunu, bizim takımımızda 5-6 tane oyuncu arkadaşımıza diğer takımlardan ve hatta Süper Lig'den teklifler geldiğini anlatarak buraya eğilmelerini rica ettim. Hakikaten o da sağ olsun bize kırmadı. Hatta kendi ifadesidir. Hocam dedi, biz sizi ziyarete gelmek istiyorduk ama gelemedik. Siz iyi ki geldiniz. Bizim de bu anlamda yani Kemer 2003 projesine son derece olumlu bir yaklaşımımız olacağını şu anda ifade etmek isterim dedi. Sağ olsunlar, bu konuda hakikaten bizi de memnun etti. Şimdi yönetim kurulunda bu görev tanımı yapıldıktan sonra Sezgin Bey'in gelişiyle beraber Sezgin Bey'e ben Temmuz 20'de baştan 2017'de yaptığımız çalışmalarla beraber, günlük çalışmalarımızla beraber oyuncu grubunun tek tek analizini, maçlarda oynanan sonuçların ve oyuncuların analizlerini ve gelecek adına ikinci yarıda yapmamız gereken adımları tek tek rapor ettim. Bunu yaparken de Antalyaspor'un zaten
Türkiye liglerinde konuşulan, özellikle altyapılara önem vermeliyiz denilen bir durumda Antalyaspor'un böyle bir takıma sahip olduğunu, Antalyaspor U21'inden yetenekli gençlerin A takıma çıktığında zaman zaman yetersiz bulunduğunu ama bu yetersizliklerini gidermek adına bu savaşın içinde olmaları gereken bir takım ellerinde bulunduğunu kendileri de biliyor, ben de anlatmaya çalıştım. Bu son derece değerli bir proje, olması gereken bir proje. Çünkü U21'de profesyonel aday olan oyuncularımızı A takıma gönderdiğimizde, profesyonel yaptığımızda zaman zaman orada uyumsuzluklar, yetersizlikler gösterebiliyor. Bunların en iyi yetişecekleri, gelişecekleri yerler zaten sizin bir takımınızın olması, bu takımınızın da elinizin altında olması ve oyuncuları takibinin kolaylıkla yapılmasıyla geçerli. Üst tarafa aktarmak açısından söylüyorum. Böyle bir takım oluştu. Böyle bir oyuncu grubu var. Çünkü şunu da ifade edeyim. Devre arasında benim ligin ilk yarısında ben 6. bitirdim. 6 tane oyuncuma transfer teklifi geldi. Ve Süper Lig'den de gelenler var. Şimdi bizim önceliğimiz Antalyaspor olduğu için buraya oyuncu yetiştirmek yok. Biz de bırakmadık haliyle. Ama memnuniyet verici ve dışarıdan gelen söylemler ve duyumlar üzerine Kemerspor 2003'ün son derece olumlu futbol oynadı. Ligin ilk yarısında 17 maçta ligin en çok gol atan takımı oldu. Bununla beraber fazla gol yediğimizi de söyleyebilirim. Ama 5-6 oyuncumuza dışarıdan gelen tekliflerle beraber oyuncuların bu anlamda gösterdikleri performans bizi son doğru yolda olduğunu gösteriyor. Kesinlikle gösteriyor. Hocam şimdi Süper Lig'deniz, o takımlarla ilgili bilgi vermek ister misiniz? Futbolcu ismi vermeseniz bile hangi takımlardan? Valla şu anda şimdi Karabük Spor özellikle biliyorsunuz bir değişim içerisine girdi. Tahmin ediyorum onlar da bir tasfiye içerisinde maliyetli oyuncularını elden çıkartıp içindeki puan durumunu düşünerek senenin takımını yapıyorlar. Bu arada da bu 5-6 aylık süreçte işte alt liglerden oluşturacağı kadroyla beraber o PTT 1. Lig'de takımını oluşturuyor diye düşünüyorum ben. Bizim de ön grupta bulunan oyuncularımıza özellikle buralardan teklifler geldiğini söyleyeyim. Evet hocam, şimdi sizin anlattıklarınızın içerisinden birkaç tane sormak istiyorum aslında. Şimdi dediniz ki Antalyaspor'da Süper Lig'den bazı teklifler de gelmişti. Bekleme sürecindeydik, beklemedik işte, reddettim gibi, evet, bir şeyler söylediniz. Peki bu noktada, şu geldiğiniz noktada keşke, çünkü baktığınız zaman az önce de söylediniz, bir duraklama dönemine gitti. Takımda işte yönetim değişti, bazı sıkıntılar yaşandı. Liderken şu an 8. durumda Kemerspor. Keşke burayı değil de o takımları bekleseydin, buraya onay vermeseydin, o takımlara o takımlardan gelecek teklifi bekleseydin veya görüşmeyi yapsaydım gibi bir düşünceniz var mı? Oluyor mu? Ya, onu olmaz, çünkü ben bu çocukları hakikaten sene başında belli taahhütlerle geldim. Bu çocuklara organizasyon anlamında bu takımın, projenin çok doğru olduğunu, bu projenin farklı yerlere gideceğini inanarak ve inandırarak geldim. Ben bu çocukları, bu takımı ben kendi bebeğim gibi görüyorum. Yani kendi çocuğum gibi görüyorum. Şimdi bu çocukları bunlara söylemle bulanıp bu söylemlerle buralarda tutmuş bir insan olarak zaten bu oyuncuları bırakamam, gidemem. Şartlar ne olursa olsun. Ben yola başladığım zaman verdiğim o sözü sonuna kadar tutmak isteyen bir insanım. Oyuncu grubuna da aynı şekilde. Yani bu bir duraksamaya girmiş olabiliriz ama ben inanıyorum ki Antalyaspor zaten kendi şartlarını düzelttiğinde muhakkak Kemerspor'un üstündeki elinin burada olduğunu hissettirecektir. Destekleri muhakkak olacaktır, olmalıdır. Ben şu açık ve net söyleyeyim. Çünkü bu konumda ben olurum, siz olursunuz, bilemiyorum. Kim olursa olsun bu takımın burada yaşaması gerekiyor. Evet. Kemerspor 2003'ün pilot takım veya pilot takım deyince farklı ikinci takımın Antalyaspor'un bünyesinde olması gerekiyor. Elinin değmesi gerekiyor. Ve daha üst liglerde. Aynen öyle. Niye daha üst liglerde? Şöyle söyleyeyim. Çünkü Antalyaspor'da şu anda siz benden daha iyi biliyorsunuz. Antalyaspor kadrosunda olan ama şu anda oynayamayan, niye oynamadığını sorguladığımız oyuncuların o yeterliliklerini kazanması için Kemerspor'un buralardan bu ligi atlaması lazım. Niye atlaması lazım? Çünkü Antalyaspor'a gelen transfer olduğunu düşünen bir oyuncu profili, hadi git Kemerspor 2003'te 3. ligde oynayın dediğiniz zaman ister istemez bir... İstemeyecek tabii. Bir şey oluyor. Bakacak en azından. Bir negatiflik oluyor. Yani bu oyuncunun, kişinin, insanın içinde olan şeyler. Biz bunu ne kadar da tolere etmeye çalışsak da
ilk başta cazip gelmiyor. Onun için söylerim yani Kemerspor 2003'ü biz evet hem yarışarak hem de iterek bir üst lige atmamız lazım. En acil tarafından. Antalyaspor'da oynamayan oyuncu Almanya'dan geldi. Atıyorum. Harun Alpsoy geldi en son mesela. Şimdi oynatmadınız, oraya da yeterli bulmadınız bir oyuncuyu. Siz tecrübe kazansın, bu savaşın içinde olsun diye düşündüğünüz bir ortamda hangi takıma göndereceksiniz? Başka X takımına göndereceksiniz. TFF 1. Lig'e göndereceksiniz. Aynen öyle. Biz de onun için bir an önce üst lige atmamız lazım diye düşünüyorum. Bu oyuncuyu da buraya, hadi oğlum bak bizim de burada bir ikinci takımımız var. Sen git orada bu gelişimini tamamla, bize de hazır gel. Dolma noktasında oyuncunun da buraya çabuk mental anlamda adapte olması için biz bir an önce yukarı çıkmamız lazım. Ki oyuncu evet ben buraya geldim. Ya Antalyaspor'la ben imzaladım ama Antalyaspor'la bir maç ortamı yakalayamadım. Maç ortamını burada yakaladım. Kendimi bu anlamda geliştireceğim, tecrübemi arttıracağım. Eksikliklerimi gidereceğim ve sonra ben tekrar Antalyaspor Süper Lig'e gittiğimde orada benim hiçbir eksiğim kalmadan devam edeceğim düşüncesinde biz onları eğitmemiz lazım ama oraya gelen oyuncuyu da buraya getirmek biraz zor olduğu için çünkü Süper Lig'e geliyorsunuz hadi git bakalım 3. Lig'e dediğinizde isterseniz motivasyon kaybı olacak hocam gitse bile pozitif baksa bile gittiği zaman motivasyon kaybı olacak oyuncu kesin olacaktır onun için yani biz hem buradan bir an önce çıkmak hem de oyuncuların buraya gelip o yetersizliklerini yeterli duruma getirmek adına üstlükle ve bu projenin devamı etmesi adına yapılması gereken hamle olarak görüyorum ben. Ya dediğim gibi burada Şenol Hoca olur, Ahmet Hoca olur, kim olacaksa olacak. Ama bu proje Türkiye'nin olmazsa olmazı bir projedir. Sırf Antalyaspor için söylemiyorum. Türkiye'de oyuncu havuzunun milli takımlar bazında konuşulduğu bir ortamda altyapıya önem veremiyor, Türk oyuncu yetişmiyor dediğimiz ortamda bence Türkiye'nin kurtuluşu ikinci takımlar olacaktır. Belki yabancı sayısının çok olduğu ortamda şunu söyleyeyim. Belki Antalyaspor şu anda kimi arıyor? Santrfor mu arıyor? Tek mevki için bir oyuncu yetiştireceğimiz ortamda evet. Yabancı sayısının 2019'da değişini düşünerek buradaki oyuncuları oraya 5 oyuncuyu hazırlamamız lazım. Onun için ben bu projeye çok önem verdim. Gelinen düşünce ve mental anlamda konulan ortaya gelen tavırlar Antalyaspor'un geleceği adına Kemerspor 2003 çok önemli bir proje. Onun için destek verilmesi ve devam ettirilmesi bence olması gereken bir proje muhakkak da olacaktır diye düşünüyorum. Peki hocam şimdi sezon başında peki hayal ettiğiniz noktada mısınız? Yani anladığım kadarıyla değilsiniz. Hayal ettiğim nokta şöyle. Yani şey olarak başarı olarak da onunla yorumlayabilirsiniz. Başarı olarak şöyle. Başarı olarak benim hayal ettiğimin üstünde yani çünkü Kemer 2003'teki oyuncularla beraber U21'deki gelen oyuncuların ve geçirdiğimiz süreç zarfında oyuncuların ortaya geldiği performans açık mı söyleyeyim ilk başta benim çok büyük hayaller kurdurmadı. Ama oyuncuları konsantre etmemiz lazımdı. Ama oyuncular oynadıkça gördükçe hakikaten bir şeyleri yapabileceklerini, başarabileceklerini gördüler ve ortaya da koydular. Ufak tefek dokunuşlarla bu takım şu anda Manisa bizde lider. Evet. Bilmiyorum biliyor musunuz harcadıkları maliyetleri bizim herhalde 5-6 katımız. Biz onlarla kafa kafaya top oynayıp hatta ilk maçta 2-0 öne geçmemize rağmen 90+3'te 2-1 gittiğimiz pozisyonda golü yapsak. Maç dönecek. Maç bizdeydi zaten evet. 2-1 önde 3-1 olacaktı dönen top gol oldu 2-2. Yani biz onlara karşı zaten sonuç olarak değil de oyun olarak biz ne alacağımızı bakmıştık. Hakikaten ikinci maçta sezonun ikinci maçında biz bu playoff yarışının içinde olacağımızı ben oyunculara da deklare ettim. Ve inandılardı. İşte biz de sadece burada biraz benzin dökülmesi, biraz depoya benzin dökerek uzun yol almamızı gerektiren adımlar atılması gerekiyor. Orada da tabii mali durum ön plana çıkacak. Çünkü en azından hocam şimdi geçtiğimiz haftalarda tabii haberler de çıktı. Tabii yani kulübün yaşadığı için Antalyaspor'da sıkıntı yaşıyor. Evet. Bu tabii Kemerspor'a da yansıyor otomatikman. Ya şimdi ben kamuoyuna bakıyorum zaman zaman yönetici beyefendiler de abilerimizle konuşuyor. Zaman zaman da soruyorum acaba Kemerspor'daki maliyet kafanızda oluşan maliyet sizin için hangi büyüklükte diye sorduğumda ya hakikaten para falan değil. Yani Antalyaspor'da yaptığınız yatırımları veya oyuncuya verdiğiniz veya farklı yerlere harcadığınız paraların çok çok altında. Tabii. Bak çok çok altında. Bak bunu belki çok de bir futbolcunun bir yıllık maaşıyla sizin bütçeniz olacak. Evet. Yani 30 kişiyi
rahatlıkla burada tolere edecek ve döndürebilecek bir maliyet söz konusu ve size geri dönüşü hakikaten müthiş olabilecek, oyuncu bazında da söylüyorum, maliyet bazında önemli proje. Ben Antalyaspor'un yönetiminin bu kendi içindeki sıkıntıları açtıktan sonra buraya ben çok büyük önem vereceğini düşünüyorum. Aldım Sezgin Bey'le de yaptığım görüşmada da çok olumlu baktıklarını. Cumhur Hocamız da zaten bizim yönetimimizdeydi Kemer 2003. O da maçlara geliyor. Sağ olsun bizde oluyor. Şefik Bey bizle beraber. Onun baktıklarını söylüyorum. Sadece burada tabii Antalyaspor'umuzun içinde bulunduğu konum itibariyle biraz başlarını bu tarafa çevirmekte belki biraz sıkıntı yaşıyorlar. Ama oraya da zaten aslında Antalyaspor oldu, Antalyaspor olduğu için oraya rahatladıktan sonra bu Kemer Spor projesi daha iyi yerlerde, daha iyi şekilde olacak diye düşünüyorum. Evet, ya burada birkaç hafta önce Şefik Öz ve Cumhur Arıcı'yı ağırladığımızda aslında hocam tabii sizinki muhtemelen daha sonra bir görüşme olmuştur ama onların söylediği mesela burada evet bu projeye devam edeceksek daha sıkı tutunmalıyız ya da yolları ayırmalıyız gibi bir cümle kurmuştu. Buna benzer bir cümle kurmuştu. Tabii o da akıllarda soru işareti getirdi. Acaba sezon sonu işin açıkçası benim aklımdan geçen veya tahminim sezon sonu Kemer Spor'la yolların ayrılabileceği yönünde. Benim tahminim ama bu yani kulağıma gelen bir şey değil. Antalya Spor'un sanki yeni yönetiminin biraz daha bu projeye soğuk baktığı gibi bir algı var dışarıdan baktığımız zaman. Ama siz diyorsunuz ki Sezgin Bey'le görüştük. Onlar da sıcak bakıyor. Devam etmek istiyor diyorsunuz. Tabii siz birinci ağız olduğunuz için tabii sizin yaptığınız açıklamalara dikkate almak zorundayız tabii ki. Bakın şöyle bir şey var yani. Ben bunu sırf Ahmet Mehmet üzerinden konuşmak değil. Şimdi sistem üzerinden konuşmak gerekiyor. Şimdi U21'de oynayan oyuncularımızı yeterliliği, yetersizliğini tartıp A takıma gönderdiğimizde veya gönderemediğimizde bu oyunculara bir kulüp bulmamız lazım. U21 adına söylüyorum. Evet. Ve gelip işte Koray Bey ben evet A takıma çıkamadım. Ben ne yapacağım dediklerini isterseniz zaten vicdani olarak siz de oyunculara yardım etmek zorunda hissediyorsunuz kendinizi. Artı kafanızda bu anlamda Kemer Spor 2003'te iyi duruma gelmiş veya U21'de iyi duruma gelmiş oyunculara özellikle söylüyorum. Belki her oyuncu için söylemek doğru olmaz ama U21'den A takıma göndereceğimiz oyuncu sayısını ben şimdi 4 olarak bir misal versem ve bu 4 oyuncu A takıma göndersek profesyonel imza yap. Başarıdır bu. Başarıdır ama A takımda onun yeterliliğini muhakkak ölçemiyorsunuz. Ölçemiyorsun. O zaman sizin bu oyunculara bir kulüp bulmanız lazım. Evet. Bu açıdan söylüyorum. Şimdi A takımı gönder. Evet doğru. Başarı 4 kişi. Belki A takımda oynamıyor. Ne yapacak? Doğru. Ne yapacaksınız? Bir takım bulacaksınız. Ve artı siz bu 4 oyuncunun zaten sözleşmesini yapmışsınız. Bu oyuncuları belli taahhütlerin altına girmişsiniz. Nedir? 5 lira verdim, 10 lira verdim. Bu oyuncu zaten bu parayı vereceksiniz. Değil mi? Oynasa da oynamasa da vereceksiniz. Siz oynuyorsunuz çünkü mukavele yaptınız bu çocuğu. Evet. Bu çocuk oynamıyor şimdi A takımda. Nereye göndermeniz gerekiyor? Bir yere göndermeniz bir lazım. Bir alt lig en fazla. Değil mi? Öyle olacak. Şimdi o zaman da sizin eliniz altında böyle bir takım var ise eğer maliyetler de çok uçuk olmuyorsa ki öyle değil. Böyle bir güzel bir kulüp var elinizin altında. Bu kulübü bu anlamda canlı tutmak ve yeşertmek gerekiyor. Fiziki şartlarını da diğer mali şartlarını da iyileştirerek bu kulübe gözü gibi bakılması gerekiyor diye düşünüyorum. Ben, bakın ben burada oldum diye söylemiyorum. Olacağım diye de söylemiyorum. Evet. Bu olmasa gereken proje olduğu için söylüyorum. Çünkü Antalyaspor'da şu andaki sorumlu yönetici Sezgin Bey'di. Şimdi bugün Şubat ayındayız. Mayıs, Haziran ayında U21'deki çocuklarımızın anneleri, babaları gelecek diyecek ki Sezgin Bey benim çocuğum hali ne? Ne yapacağız? Bu çocuğu bir yere gönderebileceğiz mi? A takıma çıkabileceğiz mi? Profesyonel yapabileceğiz mi? Evet yapacağız. Yapacağız dediğimiz noktada bu sefer geldik. İkinci bir aşama var. A takıma geldi. Acaba oynayabilecek mi? Oynarsa zaten sorun yok. Evet. Oynamazsa ne olacak? Düşüncesine gireceğiz burada. Onun için söylüyorum hani oradaki oyuncular Kemer Spor, işte Antalya Spor tarafından yönlendirilen bir teknik adam yönetim kurulundaki bazı arkadaşlarımızla beraber herkesin elinin altında olacak ve Antalya Spor'a daha donanımlı, daha yetişkin, Antalya Spor'a gittiğinde zorlanmayan, direkt oynayabilecek oyuncular yetişme fırsatı olacak. Evet. Peki hocam, futbolcuların tabii içerisinde olan sizsiniz. Bu mali yapı içerisinde futbolcuların düşüncesinde bir karamsarlık var mı ileriye yönelik? Ya çocuklar hakikaten, şimdi biz zaman zaman konuşuyoruz, aslanlar gibi çocuklar. Kendilerine bu anlamda da teşekkür ediyorum.
futbolu oynamak istiyor, futbolu açtılar. Ben sadece oyuncularımızın bu anlamda Antalyaspor'un işte arkasında olduğunun mesajını verebilmek adına işte yönetimimizin arkalarında işte biz sizi istiyoruz, bir üstlüğe çıkabileceğiz mesajını verme adına buralarda bir ateşleme yapmalarını bekliyorum ben. Yoksa oyuncularımız hakikaten parayı düşünmüyorlar. Tabii ki zaman zaman sorun oluyor. Ama öncelikle tek amaçları var. Burada başarılı olabilmek. İşte zaman zaman da o motivasyonu sağlamak gerekiyor. O motivasyonu da Antalyaspor evet sizin arkanızdayız. Biz bu takımı bir üst ligde görmek istiyoruz. Kemer tarafıysa ki iki taraflı konuşmamak lazım. Kemer tarafında da bu oyunculara evet biz de aynı şekilde aynı düşünce içerisinde olduğumuzu belirtmek amacıyla bu jestleri bekliyorlar. Sadece onlar. Yani tabii ki sıkıntı yaşanıyor. Her kulüpte var. Yaşanacaktı ama bizim oyuncu grubumuz bunu öyle ayyuka çıkartıp da işte diğer takımlarda gördüğümüz gibi bir mecraya taşımıyorlar. Herkes kendi işini yapmaya çalışıyor. Hakikaten de ben kendilerine teşekkür ederim. Ha, Antalyaspor yapmıyor mu? Yapıyor. Şu geçiş döneminde yapacağına inanıyorum zaten. Kemer Spor tarafı yapıyor mu? Yapmaya çalışıyor. Onlar da kendi içindeki bir takım işte finansal durumu değerlendirip yapabilecekleri her şeyi yapmaya çalışıyor. Ama bu günlük olmuyor. Zaman zaman oluyor. Benim de derdim günlük yapabilirsek, buradaki sorumluluğu oyuncu grubuna yükleyebilirsek, önümüzdeki maçlar açısından da oyuncu grubunun üzüntüsünü yaşaması, sevincini yaşaması açısından önemli olduğunu düşünüyorum. Hocam şimdi siz ilk teklif geldiğinde değerlendirme yaparken kulüpte işte iki başlılık olacak mı? Hani bazı pilot takımlarda evet, böyle şeyler olabiliyor demiştiniz. Şimdi onu sorayım aslında. Mesela Kemer tarafıyla görüşüyorsunuz, Antalya tarafıyla görüşüyorsunuz. Tam anlamıyla sizin istediğiniz yapı oluştu mu, yoksa yine o kafanızdaki soru işaretlerinin bir kısmı da olsa ortaya çıktı mı? Ya şimdi istersemez çıkıyor tabii. Çünkü yapılan protokolde Kemer tarafı belli taahhütleri mi yerine getirecek, Antalya sporumuz kendi taahhütlerini mi yerine getirecek gibi. Ama ben oradan bakmıyorum. Yani ben burada kendimizi bir ikinci takım, bir Kemer Spor 2003 olarak gördüğüm için bu taahhütlerin içine benim baktığım açı sadece benim futbolculara yaratacağım o motivasyonu kimin sağlayacağı ile ilgili. Değil mi? Orada zaman zaman Antalya Spor yardım etmek istiyor. Acaba yardım edersem hangi boyutlarda yardım etmem gerekir? Protokolün içeriklerini tam bilmiyorum ben. Ya tabii. Yönetim de bilmiyordur muhakkak. Yeni gelen veya bakıyordur. İşte orada İsmail Başkan'la hangi konuda anlaşıldı, hangi noktaya gelindi bilemiyorum tabii ama benim baktığım taraf bu oyuncu grubunun hakikaten kapasitesinin olduğu, yapabilirlik tarafının çok olduğu, sadece bunun işte bir dokunuşla arkanızdayız, bir söylemle beraberiz dense bile... Sırtını sıvazlasanız aslında yani, yetecek gibi yani sizin sıvazlamanız anlamında söylemiyorum. Kulüp yönetimi. Yani tam tabir de o galiba. Öyle yaparlar zaten bu takım yapacak. Bakın inanın yapacak. Ya ben kendi takımım diye söylemiyorum. Dışarıdan aldığımız hakikaten geri dönüşler. Kemer Spor'un gidin Batman'ın dönüşünde verilen geri bildirimler son derece olumlu. Yani grubun en iyi top oynayan takımlarından biri olduğumuz, centilmenlik anlamında, oyuncu işte profili anlamında, kulüp camiası anlamında hakikaten sırf Batman değil, gidin başka taraflara da sorun. Siz zaten bu işi araştırarak yapıyorsunuz. Onlardan geri bildirimler son derece önemli. Yani Manisa ile beraber bu ligin en fazla hak eden takımının biz olduğu söyleniyor. Ama biz ufak tefek kazalar yaşadık. Kafamızda 7-8 puan geride olduğumuzu söyleyebiliriz. Oyun anlamında söylüyorum bunu. Yani istek anlamında söylemiyorum. Bizim 8 puanımız fazla diye olması gerektiğini söylemiyorum. Oyun anlamında güçlü oyunlar oynadık. Çünkü pozitif ve üçüncülük yapısına uymayan, ayağa pas yapan, pasla gol, set oyunuyla gole giden bir takım, sağ beki, sol beki devamlı oyunu tutan, kaleciden geriden oyun kurarak devamlı futbolun pozitif tarafını oynamaya çalışan bir takım olarak söylüyorum bunu. Ve ortaya çıkan manzara da bu. Yani bir baktığımız zaman birkaç maç dışında, hadi 4 maç diyelim, hak etmediğimiz maçlar da oldu ama geri kalan 16-17 maçta bizim şu anda en kötü 8 puan daha fazlamız olmamız gerekiyordu. Ama biz onu sonuca yansıtamadık ama evet yansıtamadık. Futbolun doğrularını yapmadığını da arkadaşlarıma
Ben evet biz bir maç kaybederiz, iki maç kaybederiz ama biz böyle en fazla o kadar kaybedebiliriz. Diğer arkadaşları da biz bu o güçlü oyunda playoff'un 2 ile 5 arasında olacağımızı net bir şekilde söyledim. Evet hocam, şimdi işin açıkçası tabii gene döneceğiz aslında önemli konulara da, biraz daha magazinsel bir durumum vardı. Batman demişken Batman'da evet. Bir baraj kuruldu. He. Herkes o barajı konuştu. Hatta Burak Uysaloğlu'yla da konuşmuştuk onunla ilgili. Hatta bu sosyal medya fenomenlerinin falan paylaştığı bir fotoğraf haline gelmişti. O barajın kurulmasıyla ilgili olarak kimin fikriydi hocam? Doğaçlama bir şey mi oldu yoksa siz antrenmanlara çalışmış mıydınız? Kimden çıktı o fikir? Valla ilk önce bu fikrin şöyle, biz zaten üçüncü şartlarında biz Süper Lig'de ne yapıyorsak onları yapmaya çalışıyoruz. Yani şu bir rakip analizi, kendi analizimizi, rakibe göre taktik, kendi varyasyonlarımızı, hepsini çalışıyoruz zaten. Yani A planı, B planı, C planı, hepsini çalışıyoruz. Bu çalışmamız için de bunu zaten ilk Bursaspor'da yapmışlardı. Hatırlar mısınız bir maçta? Evet, evet, evet. Orada biz zaten bunun bir örneğini göstermiştik. Zaman zaman oyuncularıma diğer maçlardan bir örnekler veriyorum. Yani futbolcuların çünkü maçları izlemesini ve seyretmelerini, kendilerine örnek alması gereken takımları olsun. Takımlar seyrederken hangi bölgede oynuyor? Birinci bölge mi, ikinci bölge mi, üçüncü bölge mi? Bu gözle bakmalarını istiyorum. Çünkü ben dediğim gibi futbolcu grubuma bire birden başlatarak, 2'ye 2, 3'e 3, 4'e 4 buradan başlayarak, futbolun ağasından başlayarak öğretmeye çalıştım. Birinci işte takım savunması, birinci bölge savunması, ikinci bölge savunması olsun, üçüncü bölge savunması olsun. Bizim de duran toplarda 7-8 tane varyasyonumuz var. Hem bu savunma anlamında hem de hücum anlamında. Savunma anlamında da ben Bursaspor maçından sonra gördükten sonra bunu bir konuşma yaptık. Uygulama yaptık mı? Hayır, uygulama yapmadık. Ama bu futbolcu kendi inisiyatifini kullanarak orada kendi inisiyatifiyle beraber bir duruş sergiledi. Batman'da bir manşet olmuş. İşte duruşla beraber Türkiye medya, işte sosyal medyada konuşulmaya başladı. Bir çalışma yapmadık. Ama onun konuşmasını yapmıştık. Oyuncularımdan zaman zaman zaten istediğim de bu. Oyun içinde o resmi okuyarak orada inisiyatif almalarını istiyorum. O anlamda Lokman da bu inisiyatifi almıştı. Kemerspor 2003'ünde konuşulmasına vesile oldu. Yani konuşulması da önemli. Zaman zaman zaten bizi konuşmak istemeyen arkadaşlar değişik şekilde konuşmaya çalışıyorlar. Bu da bizi mutlu ediyorlar. Evet, kesinlikle hocam. Şimdi baktığımız zaman biraz isterseniz sportif anlamda yönelelim. Yönetimsel anlamda konuştuk. Bilmiyorum sizin eklemek istediğiniz var mı yine? Mali durumdan bahsettik Antalyaspor'un. Ha şunu sorayım veya hocam. O yönetim değişikliğiyle birlikte tabii bu projeyi başlatan Ali Şafak Öztürk yönetimiydi. O yönetim bıraktığı zaman ya gidiyor bu proje. Hani bu proje iptal olur gibi bir endişeniz, bir kaygınız oldu. Belki de futbolcuların o duraklama döneminde, o çalkantılı dönemde belki takımın geriye gitmesinin sebeplerinden bir tanesi de belki budur. Sizde de öyle bir soru işareti kafanızda oluşmuş muydu? Ya gider bu proje. Ya soru işaretleri oluşmadı, şöyle oluşmadı. Bu proje demin ifade ettim ya. Olması ve geliştirilmesi gereken proje. Bakın şimdi altyapıya önem vermiyoruz. Altyapıya önem vermiyoruz. Türkiye'de yine bir tekrara giriyor gibi ama. Yok hocam. Türk oyuncu yetişmiyor dediğimiz ortam için söylüyorum. Antalyaspor'da bu yeterliliği sağlamadığına bu takımın muhakkak olması lazım. Bakın açık ve net söylüyorum. Açık ve net söylerim. Ben burada olsam da olmasam da bu takım olmalı. Antalyaspor için olmalı. Evet. Antalyaspor kendi çocuklarını yetiştirmesi, geliştirmesi açısından olmalı. Onun için yani Ali Şafak Öztürk bu projeyi başlatan insan olarak evet bir sistem yarattı. Bu sistemin de devam etmesi gerekiyor. Ben de inandığım için, güvendiğim için böyle geldim ama bu sistemin Türk futbolu adına, Antalya Sporu adına yönetimler değişse de ben olumlu bakılacağını, zaten bakıldığını görüyorum. Sadece hamle yapılması gerekiyor. O da Antalya Sporumuzun içinde bulunduğu durum itibariyle biraz kafalarını kaldırdıklarında bu projenin daha iyi yerlere geleceğini ben düşünüyorum ben açıkçası. Evet, isterseniz biraz da Kemer'in o sportif anlamda konuşalım. Bir puan durumunu ekrana getirelim arkadaşlarımızdan rica etsin. Kemer Spor
TFF 3. lig 1. grupta mücadele veriyor. 8. sırada şu an itibariyle ekrana geldi puan durumunda. Zirvede az önce de belirttiğiniz gibi Manisa Büyükşehir Belediyespor, Düzcespor, Bayrampaşa, Bayburt, Batman, Of, Halide Dipadı var ve Kemerspor geliyor. Hocam 1. direkt çıkıyor. 2, 3, 4 ve 5'te playoff oynuyor. Evet. Şu an itibariyle baktığımız zaman Kemerspor'la 5. sıradaki Batman Petrolspor arasında 1 puan var. Çok da uzun bir maraton da kalmadı artık. Yani yarısından çoğu artık devrilmiş vaziyette. Son süreçte şimdi rakipler de var. Puanlar da birbirine çok yakın. Siz playoff şansınızı tabii ki az önce belirttiniz. Tabii en iyi futbol oynayan işte Manisa ile beraber biziz. Zirveye oynamamız gerekenimiz ama çeşitli sebeplerden dolayı işte 8. sıraya kadar gelelim. Siz şansınızı nasıl görüyorsunuz? Öncelikle playoff ile ilgili, daha sonra da bir üstlükle ilgili, ikincilikle ilgili şansınızı nasıl görüyorsunuz? Oransal anlamda bir şey söyleyebilir misiniz? Vallahi şöyle düşünün, yani ben oyunculara da söyledim. Bu oyuncu grubunun yapması gereken playoff oynaması. Çünkü biz demin de söylediğim gibi yani biz çok iyi çalışıyoruz. İnanın çok iyi çalışıyoruz. Oyuncu grubuna A'dan Z'ye bütün futbolun gerekli çalışmaları yaptırarak geliyoruz. Bunun yanında istirahatini, yiyeceğini istirahat ettirerek analizlerini, rakip analizini yaparak futbolun bütün ayrıntılarını çalışıyoruz. Futbol 90 dakika ama anları çalışıyoruz. Biz şu ana kadar bu 8 puanı kaybederken zaten anlarda çalışmamıza rağmen anlarda yediğimiz gollerle zaten şu anda biraz negatif bir durum yaşıyoruz. Ama bu 17 takımı değerlendirdiğimizde bizim oyuncu grubumuzun bu 17 takımdan playoff'u hak ettiğini düşünüyorum ben. Çünkü 17 ben takımı evet oynadık. O takım nasıl? Bu takımla da oynadık. Bu takım nasıl dediğimizde biz hakikaten bir tık daha en az bir tık daha diğer takımlardan daha iyiyiz. Playoff için. Evet. Peki playoff için. İkincilik için hocam? Bakın Manisa takımını biz ilk Kozan maçıyla başladık. Tekirova'da. Farklı bir skorla yendik. Manisa'ya gittik. Buradan giderken de dedim ki bakın benim için skordan çok oynayacağımız oyun çok önemli. Ligin ikinci haftası. Manisa. O Manisa ki biz oraya antrenmana gittiğimizde şu andaki Bolu Spor'un hocası Sait Hoca benim pro lisanstan arkadaşımdı. Sağ olsun bize orada antrenman tesislerini açmıştı. Kendisiyle konuştuğumuzda hocam dedi evet Manisa iyi takım ama yaptığı yatırımı duysan dedi dudağın uçuklar dedi. Biz o paranın dedi 1/3 bize gelse Vestel Manisa'dan bahsediyorum. Manisa Belediye'den dedi. Biz şu anda ligde uçar giderdik dedi. Öyle yatırımlar yapan bir takım dedi. Ya ben dedim açık ve net. Ben yarın oynayacağım oyun çok önemli. Vereceğimiz cevap çok önemli. Hakikaten o gün de çocuklar 2-0 öne geçtiler. Oyun olarak Manisa Spor'u belki 5-1'lik en kötü 5-2'lik galibiyetle dönemeyeceğimiz maçta oyunsal anlamda biz yendiğimizi düşünüyoruz. Ama skor anlamda 2-0'dan 90+3'te yediğimiz golle 2-2'ye geldik. Ben dedim ki tamam. Bu takım playoff'u oynamalı. En kötü playoff'u oynamalı. Yani o gün Manisa'nın bir puanı vardı. 2 puan yaptı. Biz 4 puan yapmıştık. Dedim ki aynen şu. Bu Manisa'yı göz ardı etmeyin. Bu Manisa bu ligde çok can yakar. Ki şu an zirvede. Zirvede. Açık ara gidiyor. Evet. Tabii. Ben şunu da söyleyeyim. Yani bu takım çıkar. Şimdi Bayrampaşa'yla oynayacağız çarşamba günü. Düzce'yle de oynadık. Biz bu takımları eğer normal şartlarda oynarsak yenecek bir kapasitemiz var. Evet hocam konuşmaya devam edeceğiz. Tabii kısa bir reklam arasına gidelim. Reklamlardan sonra yeniden karşınızda olacağız. Kemerspor 2003 teknik direktörü Şenol Fidan'la olan sohbetimiz kısa bir reklam arasından sonra tekrardan sizlerle olacak. Ardından yeniden karşınızdayız. Kemerspor 2003 teknik direktörü Şenol Fidan'la olan birlikteliğimiz devam ediyor. Hocam Kemerspor'u konuşalım. Devam edelim. Kemerspor bu sezon antrenmanlarını Antalya'da yapıyor. Antalyaspor'un evet. Hasan Subaşı tesislerinde evet. Yapıyor. Maçlarını ama Kemer'de oynuyor. Daha doğrusu Tekirova'da oynuyor.
Antalya'da oynadığınız maçlarda oldu yine. Kupa maçı özellikle yanlış hatırlamıyorsam Akdeniz Üniversitesi stadında oynanmıştı. Yine Tekirova'da oynadığınız maçlar var. Bu konuda Antalya ile Kemer, Tekirova arasındaki maç, işte hem taraftar ilgisi hem stadyum anlamında kıyaslamalarla ilgili neler söylersiniz? Antalya mı sizce daha faydalı olur Kemer'in maçlarını oynaması için, yoksa Tekirova mı, ya da şöyle diyelim, taraftar nerede daha çok ilgi gösteriyor? Ya, taraftar sayısında pek değişiklik olmuyor ama sahanın ebatları konusunda oluyor. Olmaması gerekir. Tekirova'daki sahamız biraz ebatları geçen gün ölçtürdüm. Hakikaten ufak çıktı. O da rakip takımlar için bir avantaj oluşturuyor. Özellikle kapanan bizim de oyuncu profilimize göze aldığımızda rakip takımlar için avantaj oluşturacak bir sahamızda zaten açık ve net olarak göze çıkıyor, göz önüne geliyor. Çünkü 64'e 100 çıktı bizim saha ebatlarımız. Rakibin attığı taşlar bize tehlike oluşturuyor. Bizim daha çok arkaya koşu yapan oyuncularımız var. O anlamda da saha ufak olduğundan biz bu geniş alanı yakalayamıyoruz. Rakip de iyi kapandığında kaçmak daha zor oluyor. Daha zor oluyor ve pas yapı yaptığımızda rakibi oynatmakta zorluk çekiyoruz. Bence Tekirova'daki maçlarımızın hem beraberlik ve de galibiyet sayımızın düşük olması bundan kaynaklanıyor. Devre arasında bu anlamda bize bir destek anlamında, oyuncu profili anlamında bir destek istedim ama o ne yazık ki olmadı. Biz bu şartlarda oynamaya devam edeceğiz. Evet hocam, bu konuya tekrar geleceğim. Ben girişte söylemeyi unuttum, kusura bakmayın. Galatasaray ile Antalyaspor karşılaşması sona erdi. Maalesef temsilcimiz deplasmandan 3-0'lık yenilgiyle dönüyor. 90 artıda da duraklama dakikalarında da Galatasaray'dan Belhanda'nın kırmızı kart gördüğü bilgisini verelim ve 21. haftada sona erdi. Yeni lider Galatasaray oldu. Bunun altını çizelim. Hocam iç sahada sıkıntı yaşıyoruz dediniz statla alakalı, sahanın küçük olmasından dolayı. Biz de onunla ilgili bir tablo hazırlamıştık. Gerçekten Kemer'in iç sahada istediği sonuçlar alamadığını görüyoruz genel olarak da. Dış sahada ligin en iyi takımlarından bir tanesi, iç sahada da daha kötü. Son 6 haftayı bir çıkardık, arkadaşlarımız ekrana getirirse aslında direkt çarpıcı bir şekilde gözler önüne gelecek Kemer Spor 2003'ün durumu. Evet, Bayburt Grup Özel İdare Gençlik'le evinizde hocam 2-1 mağlup oldunuz. Sonra Bergama Belediyespor deplasmanında 3-1'lik bir galibiyet var. Kozan Belediyespor'u yine deplasmanda 1-0 yenip Kemer Spor yine evinde bu sefer Manisa Büyükşehir Belediyespor'u 2-0'la boyun eğdi. Daha sonra Batman Petrolü deplasmanda yenerken içeride de yine Kemer Spor Çatalca Spor'la 2-2 beraber kaldı. Bu hafta sonu oynanmıştı zaten. Hocam burada da deplasman fobisi ön plana çıkıyor aslında. Sadece stada bağlamak doğru mudur peki hocam? Bu kadar hani belirgin bir yok durum. Şimdi saydığınız takımlar ve sonuçlarda bizim o maçlarda hakikaten güçlü oyunumuzu oynadığımız ve rakibi en az abartmayayım yani 5-1, 5-2 yeneceğimiz maçlarda bile biz berabere kaldık. Orada tabii bazı bireysel performanslar bizi de etkilediğini söyleyeyim. Sırf sahaya bağlamak doğru değil. Ama iyi oynadığımız, öne geçtiğimiz, rakibi süklese ettiğimiz maçlarda bireysel hatalardan dolayı biz maçı berabere de bitirdik, mağlup da olduk. Ama bizim oyunumuz anlamında söylüyorum, rakibi set oyununa döndükten sonra çabuk dengesini bozabilme adına tabii ki bizim Tekirova'da zorlandığımızı söyleyeyim ben. Evet. Son olarak da hocam Çatalca ile karşı karşıya geldiniz iç sahada ve 2-2'lik sonuçlandı. O maçla ilgili en yeni taze o maç olduğu için neler söylersiniz o maçla ilgili? Şöyle biz hafta içine yaptığımız zaten analizlerde rakiplerimizin deplasmanda önemli takımlarla ve kendi aralarında maçlar oynayacağını, eğer biz kendi işimizi yaparsak bu maçla beraber 12-13 puan, belki 15 puan alabileceğimizi hafta içinde oyuncu arkadaşlarımıza anlattık. Çünkü deplasmana gidip bizim üstümüzdeki takımların düşmeme oynayan takımlarla deplasmanda oynayacağını, off spor halinde edip adı var kendi aralarında oynayacağını, puan durumunu, neler yapabileceğini açık ve net olarak ortaya koyduk. Bizim burada tek hesap edemediğimiz kendi işimizi yapmamak oldu. Çünkü biz bu maçtan mutlak veya mutlak 3 puan istiyorduk. 3 puan aldığımızda en kötü 5. olacağımızı Perşembe günü oyunculara deklar ettik. Ama ne yazık ki 90 artı 3'te yediğimiz
çalışmamıza rağmen yediğimiz bir golle maçtan 2-2 beraberlikle ayrıldık. Boyu maçta mücadele anlamında, istek anlamında son derece iyiydik. Ama bizim diğer takımlardan ayıran özelliğimiz pas yapma, topun bizde kalması süresini biraz da arttırdığımızda zaten bu maçı hele ki son dakikalarda oyunu soğutma anlamında yapabilseydik şu anda 4. olan bir kemer 2003 takımını konuşacaktı. Evet hocam, tabii olmadı maalesef. İç sahada zor kazanıyor demiştik. Hocam bir de ilk yarıda özellikle çok gol yiyen ve çok gol atan bir takım vardı. Bu da takımın işte sezon başında dediniz ya işte sıfırdan başladık neredeyse. Evet. Bunun etkilerinden miydi? İkinci yarıda biraz daha bu durumun düzelmiş olduğunu görüyoruz ilk yarıya kıyasla. Şimdi şöyle, biz sıfırdan başlarken zaten birinci bölge savunmasını çalışmadım ben. Şöyle çalışmadım, çünkü ikinci bölge savunmasıyla üçüncü bölge hücumda presle başladım. Özellikle oyuncu grubuna mental anlamda biz hangi şartlarda, hangi sahada olursa olsun bizim için 105'e 68 olan bütün sahalarda biz kendi güçlü oyunumuzu oynamaya odaklanmalarını istedim. Biz bunu Antalyaspor'a oynarken de aynı şekilde ileride basan, rakibi oynatmayan, top bize geçtiğinde bütün herkesin topa değdiği bir oyuncu grubu görmek istediğimi ve rakibi oynatmayan, mücadeleyi sonuna kadar veren bir oyuncu grubu, öyle bir takım yaratmak istediğimi mental anlamda anlattım. Şimdi üçüncü bölgede yapamazsınız, mental anlamda ikinci bölgeye çekilirsiniz. Eğer ikinci bölgede derseniz birinci bölgeye çekilirsiniz. Birinci bölgede derseniz oyuncu grubu acaba biz defans mı oynuyoruz düşüncesiyle onun için çalışmamıştık. Ama bizim geriye dönük yaptığımız analizlerde takımsal yetersizlikten çok bireysel bir takım hataların bizi ön plana çıkarttığını gördük. Biz bunları zaten çalışarak, geliştirerek son 4 maçta bunu aza indirgediğimizi söyleyebiliriz. Takım da buna cevap verdi. İnşallah oyuncu arkadaşlarımız da geldiğimizden bu yana bütün şu anda 26 kişilik kadroda herkesin %100 kendini geliştirdiğini söyleyebilirim. Evet hocam, şimdi şunun altını çizelim. Kemer Spor, önceki adıyla Tekirova, hep Antalya'da gerçekten sempatiyle bakılan bir takımdı. Evet. Antalya Spor'un pilot takımı olmasının ardından daha bir sempatiyle bakılan bir takım haline geldi. Ancak siz de desteklendiniz, işte bu projede desteklendi. Yalnız en çok eleştirilen bir konu vardı. Evet. Pilot takım dendiği zaman daha genç oyuncuların o takımda bulunup işte üst takıma, İşte Kemer'den Antalya'ya gelebilecek oyuncuların olması gerekti. Ve sadece şunu da söyleyelim hocam. Tabii Türkiye'de şöyle bir anlayış var. Pilot takımın sadece futbolcu yetiştirme gibi bir misyonu da yok aslında. Teknik adamla yetiştirerek Antalya Spor'a getirmesi lazım. Veya üst takımı hangisiyse oraya götürmesi lazım. Böyle bir anlayış olması lazım. Çok güzel. Bu anlamda sezon başında en çok eleştirilen, belki de tek eleştirilen konu İbrahim Dağışan transferiydi. Devre arasına geldiğiniz zaman Ertuğrul Aslan transferi oldu. Bunu nasıl değerlendirirsiniz? Yani genç bir takım olup yukarıya futbolcu taşıması gereken bir misyon varken, aynı zamanda teknik adam taşıması gereken bir misyonu varken, işte artık profesyonel hayatının sonlarına gelmiş iki tane futbolcunun takıma girmesi ciddi anlamda eleştiri aldı. Hatta tek eleştiri aldığı konu da buydu diyebiliriz. Diğer taraftan işte mali konularla ilgili son dönemlerde yaşananların dışında konuşuyorum bunu. Evet. Şimdi Kemer Spor'u bu anlamda konuştukları için ben teşekkür ediyorum. Demek ki gündeme bir şekilde gelmek gerekiyor. Evet. Çünkü bizim oynadığımız futbolla beraber ortaya koyduğumuz performans demek ki konuşulmuyor. Çok enteresan hamleler yapmak gerekiyor. Belki onu dikkat çekme anlamında yapmış da olabiliriz diyeyim ben. Şöyle diyeyim, bakın bu konuda en iyi örnek hangi kulüp sizce? Pilot takım anlamında mı hocam? Veya gençleri oynatan diye, yerli oyuncuları. Altın Ordu diyebilir misin? Kesin. Pardon. Çok özür dilerim. Tabii ki. Altın Ordu. Altın Ordu kadrosunu hiç incelediniz mi? Deneyimli oyuncular da var içerisinde. En son Hasan Kabze vardı yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi Hasan Kabze şu anda Türkiye'nin örnek gösterilen bir projesine vay Hasan Kabze niye gitti denmiyor. İbrahim Dağışan şu anda 19-20 yaşında, 21 yaşında gelen, profesyonelliği ilk defa yaşayan, tecrübelerini aktarma konusunda yardımcı olacak doğru bir karakteri yani burada bulundurmak. Niye bu kadar eleştiriyor ben anlamadım. Çünkü ama hocam şöyle bir şey. Altın Ordu pilot takım değil ama. Tamam değil ama. Genç oyuncuların arasına tecrübeli oyuncuları atmak zorundasınız. Bu Avrupa'da da var bakın. Avrupa'da da var. Ve kendi deneyimlerini
ve oradaki karakterini ve saha içindeki aklını oluşturma açısından söylüyorum. Şimdi pilot takım dediğiniz zaman bunun örneklerini siz de demin verdiniz de küme düşen, bir üst lige çıkamayan ve zor duruma kalan kulüpleri anlattınız. Evet. Bunun tek bir nedeni vardır bana göre. Şimdi pilot takım deyip de bütün oyuncu grubunu oraya yönlendirdiğiniz zaman bu zafiyettir. Evet. Şimdi sırf genç oldu diye genç ol yani 21-22 yaş oyuncu grubu diye bu oyuncuları tamamen kemer sporu yönlendirdiğin zaman bunların yeterli olup olmadığını hiç düşünmeden vay bu oyuncular niye oynamıyor demek doğru bir şey değil. Şunu demek istiyorum. Ben pilot takım da demiyorum. İkinci takım diyorum. Çünkü bu anlamda söylüyorum. Şimdi U21'den pilot takım denize U21'den oyuncu alacaksınız. Doğru mu? Evet. U21'deki 21 oyuncuyu siz kemer spora getirebilir misiniz? Getiremezsiniz 21 tanesini. Tabii. O zaman demek ki bu Antalyaspor'un altyapısı değil. İkinci takımı. Doğru. Oraya da ikinci takımdan buraya transfer edeceğiz. Alacağınız oyuncular sizin A takıma gidebilecek oyuncu kapasitesinde olması lazım. Anlatabildim mi? Doğru. Doğru mu? Doğru. Şimdi eğer oyuncuyu alacaksak o zaman Antalyaspor altyapısı diye biz ismi değiştirelim. Doğru. Olamaz. Yani rezerv takım ya da. Rezerv takım. Şimdi o zaman demek ki biz burada Antalyaspor'a elit sporcu yetiştireceğimiz bir takım olarak düşünmemiz lazım. Oradan da bu gruba bütün 21-25 oyuncuyu getiremeyeceğimize göre bizim oradan A takımı zorlayabilecek oyuncuları buraya seçmemiz lazım. Doğru mu? Doğru. Şimdi oyuncu sayısı 4. Geri kalan ne yapacağız? Transferle veya kemer kendi altyapısından çıkartacağız. İşte oradaki oyuncu grubu bile eksik kaldı bir yerden. Oyun aklımız lazım, tecrübemiz lazım. Oyunculara işte oturmasını, kalkmasını, abilik, karakter olarak da düzgün insanların da olmasını, bir yol göstericinin olması gerekmiyor mu burada? Tabii. Yani bu anlamda evet pilot takım örneklerine baksınlar. Hepsinin içinde böyle tecrübeli, karakterli abiler olduğunu göreceksiniz. Tabii ki biz buraya oyuncu yetişiyoruz. Kimsenin önünde açık ve net söyleyeyim kesilmiyor. Ve örnek oluyorlar. Şimdi atıyorum Antalyaspor Eto geldi. Kimse örnek almadı mı? 36 yaşında Eto geldi. Mümkün mü? Ya örnek almamak mümkün mü? Tabii ki. Onun gibi düşünürsek İbrahim Ertuğrul'u bu anlamda örnek alan duruşunu, saha içindeki pozisyon almasını, konuşmasını, karakterini örnek alan arkadaşlarımız gelecek. Ve normal hayatta da hakikaten İbrahim Dağışan, Ertuğrul olsun son derece düzgün insanlar. Zaten öyle olmasa burada olamazlar. Geçmişinde Antalyaspor'un emeği geçmiş, biz de dahil. Bize bu teklif geliyorsa bizim Antalyaspor'daki geçmişimizden ve karakterimizden zaten geldi. Kesinlikle. Tabii siz daha önceki dönemde de tabii hatırlamayanlar için söyleyelim. Mehmet Özdek'le beraber evet. Antalya Spor Kulübü'nde A takımında çalışmıştınız. Hocam şimdi şöyle durum var. Şunu da altını çizeyim. Ben Ertuğrul Arslan'ı şahsen tanırım. Çok severim. Evet. Kardeşiyle özellikle benim bir samimiyetim vardır. Evet. Çağrı Arslan'la. Çok severim. Eleştiri anlamında söylemiyorum bunu ama gelen sorulara binaen. Şimdi, soru tabii. Biz açıklık getirelim çünkü. Antalya Spor'da bir mali sıkıntı var. Evet. Bu sıkıntılar varken işte zaten o taraftan onu size yöneltmeyeceğim. Tabii işte Hakan Özmer transferi mesela çok eleştirilmişti Antalya Spor evet. tarafından. İşte bu mali sıkıntı varken Ertuğrul Arslan'ın da Kemer Spor'a gelmesi eleştirildi. Hani sonuçta Süper Lig tecrübesi olan, belli seviyede futbol oynayan ve maliyetinin yüksek olabileceği yönünde endişelerle beraber bu eleştiriler oldu. İşte mali de sıkıntı var kulüpte. Ertuğrul Arslan'ın transfer olması eleştiri almıştı işin açıkçası. Yani bununla ilgili maliyetlerle ilgili Kemer Spor'u sarsabilecek bir durum mudur? İşte sırf abilik yapsın diye bir hani ciddi maaş alıyorsa tabii ki bunu eleştirebilir insanlar. Bu konuyla ilgili neler söylersiniz? Ben duydum şimdi düşük bir ücretle gelmiş. Onu biliyorum ben ama sizin ağzınızdan duymak adına aslında bu soruyu yöneltiyorum. Yok siz açıkladınız zaten. Yani biz bakın önümde burada bir dosya var. Bu dosyada 20 Temmuz'da Tefendi'den başlayarak şu andaki işte bulunduğumuz durum en son Çatalca maçı yok burada. Raporlamaları var oyuncuların. Hangi idmanı hangi günde neler yaptınız? Oyuncuların performans testleri. Oyuncuların 17-20 maçta yaptıkları oynadıkları maçlara dair performansların hepsi analiz edilerek raporlanarak konuyor zaten. Şimdi ben şuradan yola çıkacağım. Ben bu şartlarda zaten oyuncu grubumun sonuna kadar arkasındayım. Bu çocuklardan birkaç sene sonra hakikaten Türk futboluna önemli oyuncular çıkacağını düşünüyorum.
Zaten öyle bir şey olsa, bakın, Ertuğrul için de söylüyorum, İbrahim Dağşah için de söylüyorum, kendim için de söylüyorum. Ben buraya gelirken de bir şeyleri düşünmeye geldim. Sadece projenin iyiliğinden ve gelecek adına bunun doğru bir proje olduğunu düşünerek geldim. Bunun için de İbrahim de aynıdır, Ertuğrul da aynıdır. Ertuğrul da son dakikada gelen bir oyuncu kardeşimizdir. Karakteri çok düzgündür. Maliyetler de sıfırdır. Nasıl maliyetler? Sıfırdır. Maaş almıyorlar mı hocam? Alıyorlar. Alıyorlar yani sıfır derken. Sıfıra yakın. Sıfıra yakın diyelim. Yani biraz sıfır şeye biraz abartı oldu ama. Hatta üste para veriyorlar. Nasıl yani? Onu ben açıklamayayım. Üste para vererek devam ediyorlar. İbrahim Dağşan ve Ertuğrul Arslan. Zaten Ertuğrul Arslan transferi de hızlı gelişti. İbrahim Dağşan dediniz ama benim bildiğim kadarıyla. Ben kardeşini aradım dedim. Yani abin transfer oluyor hani haberimiz yok. Benim dedi bir saat önce haberim oldu dedi. Yani o kadar sürpriz bir transfer oluştu zaten Ertuğrul Arslan. Ama bu verdiğiniz bilgi çok ilginç hocam. Cebinden para vererek Kemerspor'da şu an forma giyiyorlar. Evet. Bir bakın maliyet olarak söylüyorsanız zaten maliyet açısından zaten sıfıra yakın maliyetleri var. Hatta İşte dediğim gibi hem abilik bazında, ben abilik bazında, abilik yapsınlar da diye getirmiyoruz tabii. Tabii futbolda oynayacaklar. Futbolda oynayacaklar. Futbolun yaşı yoktur. Sırf genç oldu diye bizim takımımızda olacak diye bir şey diyor. Tabii. 19 yaşında bir futbolcu diye. Yetenek yoksa veya oynayamıyorsa orada ne işi var tabii. Yaşın genç olmasının bir manası yok tabii. Burada iyi futbolcu, kötü futbolcu vardır. Artı burada bizim Antalyaspor'a vereceğimiz potansiyelleri düşünerek oyuncuların burada süre almaları, kendileri geliştirmeleri önemlidir. Bu oyuncular da zaten burada süre alıyorlar. Şu anda dediğim gibi Temmuz ayından bu ana kadar kendilerine göre bu %100 demesek bile %70, %80 geliştirdiklerini söyleyebiliriz. Bu anlamda da söylüyorum ben. İbrahim ve Ertuğrul da son derece iyi bir abilik yapıyorlar. Performansları da çok iyi. Ve dediğim gibi mali yapıdan da hem Antalya Sporu hem de Kemer Sporu zorlayacak en ufak bir şeyleri yok. Evet, bakın, en ufak bir şey. En çok merak edilen konu aslında bu. Merak edilenlerden birisi buydu daha doğrusu. Zaten öyle olsa zaten en başta ben kabul etmem. Çünkü kendi oyuncularımızla beraber eğer kulüp yapısını bozacaksa, bu üst ligde de aynıdır. Kendi oyuncu yapısını bozacaksa, dışarıdan gelen oyuncuya çok büyük paralar verecekse doğru bir seçim olmaz. Ertuğrul sağ olsun bizi de kırmadı. Hocam dedi hiç sorun değil. Biz sadece oyuncu kardeşlerimize ve Antalya'mıza bu anlamda bir örnek teşkil etmek adına, bunu İbrahim için de söylüyorum, hakikaten de oynuyorlar, örnekte oluyorlar diye söyleyebilirim. Hocam şimdi az önce bahsettiniz hani 3. ligden bir takımda forma giyen futbolcunun işte Süper Lig takımına direkt gidip hani oraya oynar denebilmesi zor dediniz. Hani aradaki lig farkından dolayı hani daha üst liglerde olması gerekir 2. takımın diye belirtmiştiniz ama şimdi siz sezon sonunda illaki Antalya Spor'la da bağlantı olarak bir rapor vereceksinizdir futbolcularınızla evet. Alakalı. Antalya Spor'a işte şu oyuncular değerlendirilebilir diyebildiğiniz oyuncu var mı? Antalya Spor için sezon sonunda transfer dönemi başlarında bu oyuncular Antalya Spor için uygun olabilir gibi ligin kendi kadronuz içerisinde. Ligin sonu değil zaten 17 maç sonunda ben bu dosyayı hazırladım. Bakın burada dosya duruyor. Eğer göstermeyeyim ki bu dosya burada. Evet. Dediğim gibi çalışmalarla beraber neler yaptık? Oyuncuların performans analizleri yaptıkları ve değerlendirmeler, teknik anlamdaki değerlendirmeler burada. Ligin sonunda bakın abartmıyorum en az 5 oyuncuya transfer teklifi geldi. Yani bu önemli bir şey. Kesinlikle. Önemli bir şey. Bizi de mutlu eden bir şey. Oyuncularımı da mutlu eden bir şey. Ama dedik ki tabii Antalya Spor'a biz oyuncu yetiştiriyoruz. Antalya Spor öncelikli. Antalya Spor'da tabii ki kendi içinde bulunduğu konumu değerlendirip hep teknik anlamda hem mali anlamda değerlendirip yerli oyuncu bazında da değerlendirip bunu göre bir en sonunda ligin sonunda en azından ben 4-5 oyuncunun değerlendirilebileceğini düşünüyorum bakın. İsim verebilir misiniz hocam? Mesela şimdi isimleri vermeyeyim şimdi çocuklar ayıp olmasın hakikaten. İsim söylenmeyen kişilerde tabii motivasyon kaybı. Hatta bir tanesi A takımla idmana çıktı. Hatta bir hafta bilmiyorum haber oldu mu olmadı mı. O da bizi mutlu etti. Antalya Spor'un elinin burada olduğunu, desteğinin burada olduğunu gösterim açısından oyuncuların da evet bak iyi oynayın sizi buraya alabileceğiz. Mesajı anlamında evet. Güzel bir örnek oldu. Lig sonunda da ben bunun en az 4-5 oyuncunun kampa gideceğini, gidebileceğini düşünüyorum ben. Kemerspor'a tabii bu da çok aslında normal standartının üzerinde bir başarı olur. Tabii onların takım içerisinde kalmasıyla beraber tabii çok büyük bir başarı olur. Peki hocam az da bir zamanımız kaldı ama konuştuk Kemerspor'u. Sizin de eklemek istediğiniz varsa ekleyebiliriz tabii.
Ama sizin kişisel olarak az önce bahsettik ya işte ikinci takımın sadece futbolcu değil teknik adam da yetiştirmesi evet. ve o üst takıma göndermesi. Açıkçası sizin kişisel hedefiniz nedir kariyer anlamında? Şimdi ben size bir o zaman şöyle bir örnekleme yapayım. Şimdi o 35 sene futbolun içinde kalmış, Süper Lig'de top oynamış, 4 büyük kulüpten birinde şampiyonluklar yaşamış. Bununla beraber sporun ilim tarafını, bilim tarafını okumuş, futbol ihtisas mezunu bir insan olarak, Süper Lig'de de 10 sene çalışmış bir teknik adam olarak hedefim ne olmalı sizce? Hocam bence şimdi Süper Lig'de takım çalıştırmak olmalı ilk etapta. Evet. Ondan bahsediyorum ama şimdi sizi ben teknik adam olarak tanıyorum. Ama şöyle şeyler oluyor. Süper Lig'de takım bulabilmek için genelde ya çok böyle ön planda olan birilerinin yakını olmanız gerekiyor. Ya da işte belli başlı o 4-5 tane teknik adam vardır. Zaten sürekli olarak değişip duruyor orayla burayla. Yani onlardan birisi olması gerekiyor benim mantığımda. İşte benim diğer, bildiğimde. Şimdi sizde, ama sizin hedefiniz Süper Lig olması lazım tabii ki. İşte şimdi ben de diyorum yani sene başında vay burası niye oldu derken ben de bunları düşünerek düşüncemde zaten hedeflerim bakın pro lisans aldım ben. Evet. Yani bu pro lisansı almak da bir süreç gerektiriyor. Evet. Onu da bırakın ben top oynarken Beşiktaş takımında yaptığımız antrenmanların hepsini kitabını yazdım. Yani kitaba not ettim. Yani ben o yaşlarda 21-22 yaşındayken antrenör olacağımı karar verdim. Ve onun okuluna gittim. Spor akademisi bitirdim. O günkü şartlarda. Hocam lafınızı keseceğim. Çok özür dilerim. Benim söylemek istediğim aslında şuydu. Yanlış anlaşılma olmasın. Şimdi siz hani dört büyük dediniz de ben direkt söyleyeyim. Hani yaşı genç arkadaşlar varsa belki bilmiyordur izleyenler. Beşiktaş'ta siz uzun dönem forma giymiş futbolcusunuz. Şimdi şu dönemde bakıyoruz. Hani ben isim de vereyim. Hani siz ayıp olmasın diye söylemezsiniz belki de. İşte mesela 2 sene önce Okan Buruk takım düşürüyor. Hemen tak işte Sivas Spor küme düşüyor. Hemen yeniden bir takım daha buluyor. Şimdi sizin Okan Buruk veya herhangi bir futbol, tabii o yakın dönemde olduğu için daha çok biliniyor. Hani genç nesilden bahsediyorum. Daha çok adını duydukları için. İşte başarılı olup olmamasına çok bakılmıyor. Kişi işte kafalarda yer edinmiş oluyor. Onu düşürse de bu takımda forma teknik adamlık şansı buluyor. Orada şans buluyor. Yani onu anlatmaya çalıştım ben. Yok. Sizin tabii ki kariyer anlamında hem Süper Lig'de takım çalıştırdınız hem de futbolcu olarak sizin belli bir yeriniz var zaten Türk futbolunda. İşte ben de onu şöyle değerlendirdim. Ben şimdi pro lisans kursunda Tugay'la beraberdim. Hami'yle beraberdim. Arif de vardı. Ondan sonra yanımızda Suat Kayalar da vardı. Hatta Mehmet abiydi. Mehmet Aygün de böyle bir yemek yerken abi dedim ya. Allah'ın seversen dedim. Bak burada 4 kişiyiz dedim. Sen olsan dedim yani takımı seçsen kimi seçersin dedim. Seni seçerim dedi. Niye? Tanıyorum seni dedi. Bak Tugay Kerimoğlu, Hami Mandıralı. Suat Kaya. Suat Kaya. Atıyorum. Beni seçer dedi. Abi ya şaka yapma dedim şimdi. Benim şanssızlığım şu. Futbolu yere bırakmamak. Yani popüler olmamaktan kaynaklanan bir şey var. İşte ondan bahsetmeye çalışıyorum. O yani son zamanlarda futbolu bırakanlar, işte televizyon anlamında ön planlı olanlar bu anlamda şanslı oluyor. Ama şimdi konuştuğumuz zaman liyakat dendiği zaman bakın yine kendimi anlatmak gibi olmasın ama. Estağfurullah hocam siz ben sordum soruyu yani, anlattın diye. Üniversite mezunu bir insan olarak söylüyorum. Şimdi benim üçüncülükte bir takım bulmam çok mu normaldir, anormal midir bulabilmem? Hayır kesin daha üst seviyede olması lazım şimdi ondan bahsediyorum. Zaman zaman insanlar vay diyor Şenol Hoca niye oraya gelmiş diyor. Şimdi 17 sene top oynamış, 15 sene Süper Lig'de veya öyle böyle antrenörlük yapmış. Spor Akademisi futbol istisas mevzusunu insan olarak söylüyorum ben. Benim üçüncülükte takım bulmam herhalde normaldir. Ama demin söylediğiniz şartlardan dolayı da futbolu geç erken bırakmam diyeyim. Evet. Veya televizyonların bu anlamda fazla olmayışı, çok kanalda olmayışından dolayı, meydan önünde olmadığımdan dolayı belki tercih etmiyorlar diyelim. Veya kendimizi anlatamadık diyelim. Ama ben bunu da işte burada başararak, bakın benim antrenörlük hayatımda genç takımlarda başlayarak, şimdiki artı altyapılarda sorumlu olarak, alt liglerde çalışarak, yani işin mutfağından gelerek ve artı bunun içinde üçüncülük ve ikincilik de var. Sonra da Süper Lig'de yardımcı olarak geldim ben. Evet. Yani bütün basamaklardan geçtim diye söylüyorum ben. Yani benim artık daha ne yapmam gerekiyor? Demek ki kendimi anlatmam gerekiyor.
Ben biraz da bu projeyi bu anlamda değerli buldum. İnşallah sene sonunda istediğimiz hedeflerde hep yani Antalya Spor olsun, Kemer Spor olsun hem de bizler olsun erişeceğiz diye düşünüyorum. Peki hocam özel bir soru olmazsa eğer şimdi şu an geldi aslında aklıma. Şimdi Antalya Spor'da Leonardo ile yollar ayrılmıştı. Evet. İşte bir yönetim boşluğu vardı. İşte David Badia isimli ve onu da işte Barcelona'nın işte altyapı direktörü falan diye lanse edildi o dönemde ama işte futbol okulunun başında olan işte orada bir antrenörlük yapan bir isimdi. İki sefer hem Rıza Çalınbay gittiğinde hem de Leonardo gittiğinde görev ona verildi. Tabii siz farklı bir bünyede olduğunuz için tabii siz hadi oraya geçin denmez. Ondan evet. bahsetmiyorum ama hem yönetim yokken hem de işte teknik adam getirmede sıkıntı olacaktı Hamza Hamzoğlu gelmeden önce. Siz kafanızdan geçti mi? Ya arkadaş hani ben de bakın Kemer Spor'da bir şeyler yaptık. Hani Antalya Spor'da zor durumda bize böyle bir teklif gelir mi diye veya böyle bir şey olsa iyi olurdu gibi kafanızdan geçti mi böyle bir şey? Ya kafamdan şöyle geçmedi. Şöyle yani ben demin anlattım futbolcu kardeşlerime ifade ettim. Bakın şartlar ne olursa olsun ben Mayıs'a kadar buradayım dedim. Onun için sizi bir yere bırakıp gidecek halim yok. Çocuklar da sağ olsun bizi sevdiler herhalde diye düşünüyorum. Sayıyorlar muhakkak. Benim için sözler çok önemlidir. Eğer ben sözü burada konuştuğumuz bu sözü ben üst sene sonra da aynı şekilde size ifade ederim. Yani günün koşullarına göre de konuşmam. Oyuncularıma böyle bir tek açıklamada bulundum. Yani bunu değerlendirecek olan tabii ki üst yönetimlerdir. Ben sadece kendi işimi doğru yapıp, yani evet burada da bir Kemer Spor gerçeği vardır, böyle bir insan vardır dedirtmek adına ben sonuna kadar işime sahip çıkmaya çalışıyorum. Şartlar ne olursa olsun işimizi her türlü iyi yapmaya çalışıyoruz. Tabii ondan sonra bizi de bu anlamda değerlendirirlerse tabii yani memnun oluruz diye düşünüyorum ben. Evet hocam çok az bir süremiz kaldı da Mehmet Özley'e de bir şey demeden geçmeyelim. Tabii sizle beraber çalışmıştı. Evet. Beraber mutlaka sizin de teknik adamlık hayatınıza, kariyerinize bir parçası, bir katkısı olmuştur muhtemelen. Mehmet Özley'le ilgili neler söylersiniz hocam? Konya Spor'da şu an teknik direktörü ve size isterseniz size kattıklarıyla ilgili de söyleyebilirsiniz. Bir iki cümle alıp programı kapatalım. Vallahi Mehmet ona değinmeden geçmeyelim. Benim 86 senesinden beri tanıdığım bir, şöyle diyeyim, bir panelde konuştum. Benim kader arkadaşım oldu. Çünkü aynı odada kaldık, aynı senede başladık. Ailelerimiz, çocuklarımız beraber büyüdüler. Hala da işte büyüyorlar. Ama süreç sene başında böyle bizi bu tarafa doğru itti. Mehmet Özdilek çok son derece işine sahip, disiplinli, işini son derece seven, sahip çıkan. Bence Türk futbolunun ender hocalarından biri. Hocalık anlamında, karakter anlamında. İnşallah yolu açık olur. İyi şeyler yapacağını düşünüyorum ben. Ama tabii futbolun da dün söylettik şansı var. O şansı yanında olmasını diliyorum. Herkese de başarılar diliyorum. Evet. Hocam çok teşekkürler. Geldiniz, kırmadınız bizi. Kemer projesini, Kemer Spor, Antalya Spor projesini bizlerle paylaştınız. Çok teşekkürler. Tabii umarız sezon sonunda yine sizi ağırlamak isteriz. Kemer Spor playoff oynamış olur. Belki bir üst lige yükselmiş olur. Onun mutluluğu içerisinde yeniden umarız sizi ağırlarız burada. Kariyerinize de başarılar dileyelim. Kemer Spor'a da başarılar. Tabii Antalya Spor'a da başarılar dileyelim. Buradan çok teşekkürler geldiğiniz için. Vallahi ben teşekkür ederim. Biz şimdi Şubat ayında buraya davet ettiniz. Geldik anlatmaya çalıştık. Zaman zaman değişik konularla gündeme gelsek de zaman zaman da bizim bunu bilerek yaptığımızı düşünmenizi isteriz. Çünkü işte bir baraj olayı oldu artı tecrübeli oyuncuların takıma katılmalarıyla ilgili gündeme geldik. Ama biz kendi başarılarımızla yukarı vereceğimiz oyuncularla gündeme gelmek istiyoruz. 7 ay sonra bu anlamda bizi ilk davet eden televizyon olduklarınız için sizlere teşekkür ediyorum. Oyuncularım adına da teşekkür ediyorum. Bizi yakından izlemeye devam ediyorum. Peki hocam çok teşekkürler, çok sağ olun. Evet, biz ayrılan sürenin bu haftalıkta sonuna geldik. Gelecek hafta yeniden kale çizgisinde sizlerle birlikte olacağız. Görüşmek dileğiyle Koza TV'den ayrılmayın. Mutlu akşamlar.